Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep Ilzan. Bugün alt birinci molar dişi yapacağız sizinle. Alt birinci molar dişimiz birazcık geç geldi, farkındayız. Fakat stajlarımız olsun, vizelerimiz olsun, finallere girdik. Aslında bölümümüzün ne kadar yoğun olduğunu belki sizler de biliyorsunuzdur. Alt dönem olduğunuz için çok belki de farkında değilsinizdir. Üst dönemlere geçtikçe siz de anlayacaksınız. Her boş vaktimizde size yardımcı olmak için elimizden geldiğince biz de video çekmeye çalışıyoruz. Şimdi alt birinci moları yapacaktık. Bu diş hakkında birkaç bilgi vereyim size. Alt 6 yaş dişi de denir. Daimi dentisyonda çıkan ilk molar diştir de ayrıca. Bukkalde 3, lingualde 2 olmak üzere toplam 5 tüberkülü var. Ve mezyal ve distal olmak üzere toplamda 2 kökü de vardır. Dilerseniz yavaştan dişi yapmaya başlayalım. Aralarda diş hakkında gerekli detayları da vereceğim zaten size. Ben Dalan marka sabun kullandım. 1000 gramlık olanından. Siz isterseniz 800 gramlık da yapabilirsiniz. Genelde 1000 gramlık birazcık zor bulunuyor. Büyük marketlerde anca bulabilirsiniz. Biz de bayağı aradık. Hani sizin de bilginiz olsun. Hızlıca geçelim o zaman. Şimdi dişimizin total diş boyu 21.5 milim. Kron boyu ise 7.5 milim. Biz bunların üçer katı olacak şekilde yapacağız. İki katı ya da 2.5 katı da yapabilirsiniz. Fakat onlar bir tık küçük geldiği için ince detayları daha iyi görmeniz için biz 3 katı büyüklüğünde yapacağız. Yani diş boyumuzu 6.5 santim, kron boyumuzu da 2.3 santim olarak ayarlayacağız. Şimdi ben kronun genişliğini ölçeceğim, kalınlığını ölçeceğim, kronun boyunu ölçeceğim. Kron genişliği 11 milim, 3.3. Fakat biz 3.5 olarak alacağız. Çünkü hata payı bırakmak istiyorum. Tamam, kron genişliğini 3.5 olarak aldım. 3.3'tü. Hata payı da 2 milim bıraktım. Şöyle göstereyim hatta. 3.5. Şimdi total diş boyunu alalım. Total diş boyu 21.5 milim. Bunun 3 katı 6.5 yapıyor. Fakat biz 7 alalım. Yine hata payı bırakalım. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle. Arkadaşlar ben sizden şunu istiyorum. Hani böyle tam ölçüsünü yapmayın da çünkü hata payı da bırakın. Yani mutlaka hata yapıyoruz yaparken. Çünkü çok güzel yapıp ölçümünü tutturamadığımız zamanlar oldu bizim de. Alt dönemlerdeyken. Bazı fakülteler molarları yaptırmadan direkt kesime de geç diyor oluyor. Ama biz yine de ne olur ne olmaz çekelim dedik. Çok böyle muntazam bir şekilde kesmenize gerek yok. Çünkü zaten daha bayağı işimiz var bizim. Şimdi biz kron boyunu ölçelim. Kron boyu 7.5 milim. Yani bunun 3 katı 2.3 yapıyor. Yani 2.5 alalım biz kron boyunu. Şöyle. Hata payıyla birlikte biz kron boyunu 2.5 milim aldık. Normalde 2.3. Şöyle ben bu arada hep böyle ölçerek yaparım arkadaşlar. Bazen çünkü bir tarafta doğru ölçerken diğer tarafta yanlış ölçüyoruz. Şimdi ölçtüğümüz şeyleri birleştirelim. Tamam. Şimdi yüzleri belirleyelim. Burası bukkal yüz olsun. Şöyle. Çok güzel yazamadım. Burası lingual yüz. Şurası mezyal. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Yoksa karıştırma ihtimaliniz çok yüksek. Şurası da distal olsun. Tamam. Şimdi biz dişimizin genişliğini ölçtük. Kron boyunu da ölçtük. Toplam diş boyunu da ölçtük. Şimdi kron kalınlığını ölçelim. Ve yavaştan yapmaya başlayalım. Kron kalınlığı 10.5 milim. Bunun 3 katı 3.15 santim. Yani 3.2 diyelim biz. Ama kalınlığını 3.4 olarak alabiliriz dedim ya, hata payı da bırakalım. Zaten yonta yonta onu biz bayağı azaltacağız, küçülteceğiz. Şöyle şurayı referans aldığımızda 3.4. Arkadaşlar şu an dişin ortalama genel bir şeklini çizdim. Genel olarak şu boyutlarda olacak. Dilerseniz yavaştan kesmeye başlayalım. Fazlalıkları atalım ve dişimizi şekillendirmeye başlayalım.
Ama keserken fazla kesmemeye dikkat edin. Arkadaşlar şimdi ben şu sabunun etrafındaki fazlalıkları aldım. Burası bukkal yüzlü, lingual yüz, distal ve mezyal. Şu an kabaca etrafını düzenliyorum. Çok da böyle dikkat etmeyerek. Evet arkadaşlar, şöyle dişimize bir kaba formunu verdik. Şimdi ben bukkal yüzden başlayacağım. Şimdi öncelikle ben şöyle okrüzelde şöyle bir çizgi çekiyorum. Böyle orta olacak şekilde. Bukkal ve lingual'i ayırmak amacıyla ben bu çizgiyi çekiyorum ilk. Tabii ki herkesin yöntemi farklı. Herkes istediği şekilde yapabilir. Fakat ben böyle yapmayı daha uygun buluyorum. Benim için daha kolay oluyor. Şöyle güzel bir şekilde bukkal ve lingual'i iki eşit şekilde ayırdım ben. Ondan sonra neydi? Bukkal yüzde kaç tüberkül vardı? 3 tüberkül. Bir tanesi şöyle ayrımını yapıyorum arkadaşlar. Diğeri zaten distal tüberküldü. Onu şöyle şu şekilde ayırıyoruz. Şimdi ben böyle kabaca 3 şekilde ayırdım. Şurası meziyobukkal tüberkül. Şurası distal tüberkül. Şurası da distobukkal tüberkül. Arkadaşlar şöyle distal tüberkülü şöyle 3 eşit şekilde değil de distal tüberkülü daha distalde olacak şekilde yapmaya çalışın. Bu daha doğru olacak. Şimdi böyle yavaştan başlayalım.
Lingualde 2 tüberkülümüz var. Şu an bunları yapmaya geçtik. Şöyle iki eşit şekilde ayırdım. Sizin de gördüğünüz üzere önce şuradan şöyle bir üçgen form verdim. Sonra şöyle düz şekilde. Şöyle. Önce mezyal taraftaki tüberkülü yapıyorum. Ondan sonra distaldekini yapacağım. İkisini aynı anda da yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu an ben bunları çok kaba bir şekilde böyle kaba taslak olacak şekilde yapıyorum. Asıl şekillendirmeyi ya zaten şöyle sabun ince şekiller verildikçe şekli ortaya çıkan bir şey. Arkadaşlar kaba taslak şekilde okrizleri oluşturdum ben. Şu an servikale geçeceğim. Servikal hattı belirleyelim. Şöyle dişimizi daha yuvarlatalım. Daha güzel bir form verdikten sonra okrizleri şekillendirmeniz daha iyi olur. Böylece daha net, daha güzel bir şekilde görebiliriz.
Mesela dişin formuna baktığımızda bukkal yüzü daha eğimliyken lingual yüzü daha dik olacak. Şekillendirme yaparken ona uygun olarak şekillendirme yapmanız daha iyi olacak. Arkadaşlar, kronumuz okrizalden servikale daralan bir yapı şeklinde gider. Şimdi o daralmayı vereceğim. Bir de bukkaldeki eğim ve lingualdeki eğimi vereceğim. Bukkaldeki eğimi şu kısımdan vermeye başlarken lingualdeki eğimi birazcık daha yukarıdan vermeye başlayacağım. Buna da dikkat ederek yaparsanız sizin için daha iyi olur. Şöyle eğimini veriyorum şu an. Bukkal yüzde daha böyle aşağıdan başlayacak şekilde bir eğim olurken lingual yüzü daha dik olacak. Arkadaşlar şu an triangular fossaları yapıyorum. Mezyaldeki mezyal triangular fossa, distaldeki de distal triangular fossa. Şöyle zaten gördüğünüz üçgen form vererek yaptım şurayı. Şöyle yaparsanız daha kolay olur. Tabii daha okrizalde dişte bayağı işimiz var. Arkadaşlar ben her yüzden böyle azar azar alarak genel formu görerek yapıyorum. Diğer arkadaşlar önce hani bir bölümü tamamlamadan diğerine geçmiyor olabilir. Benim yapış tarzım birazcık farklı galiba. Siz tüm videoyu izledikten sonra yapmaya başlarsanız daha sağlıklı olur sizin için. Böylece hani hem daha az zaman kaybı hem de daha az yorulursunuz. Arkadaşlar hani elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Beğenmezseniz de çok kötü yorumlar yapmayın, üzülürüm cidden buna. Ya elbette ki çok iyi yaptığımı iddia etmiyorum hani, ama amacım size biraz da olsa yardımcı olmak.
Hani çünkü ilk yıl biz de bunlardan geçtik. Biz de video bulamıyorduk. Onun için sizi anlıyoruz. Bu sayfada da gayet iyi işler çıkarılıyor. Hani normalde nasıl desem çok böyle uğraşmazdım dedim ya size. Çünkü stajlarımız, sınavlarımız, bir yandan kota, onları yetiştirmek o kadar zorken, ama bu sistemi kurulmuş güzel bir sayfa. Özellikle alt dönemlere çok yardımcı olabilecek bir sayfa. O yüzden ben de size yardımcı olmak amacıyla böyle bir video çekmeyi kabul ettim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi şöyle birazcık sivrilikler var. Böyle doğal dişte biliyorsunuz sivrilik olmadığı için onları yumuşatmaya çalışıyorum şu an. Böyle daha yumuşak geçişler olması için. Şurası mezyo bukkal gelişimolu. Şurası da disto bukkal gelişimolu. Mezyo bukkal gelişimolu servikale daha yakın uzanır. Disto bukkal gelişimoluysa bukkal yüzün ortasına kadar uzanır. Mesela şunu şuraya kadar uzatırsak bunu daha kısa uzatacağız. Şimdi bunu yapalım biz. Şöyle arkadaşlar, bu arada yaparken her zaman kontrollü bir şekilde yapın böyle. Bu arada distal tübérkül en küçük tübérküldür. Şöyle görüldüğü üzere. Birazdan ben size bunların sıralamasını da vereceğim. Arkadaşlar şimdi tübérkül büyüklüklerimize gelelim. En büyüğü mezyobukkal tübérkül. Sonra mezyolingual tübérkül. Sonra distolingual, distobukkal ve en son distal tübérkül. Zaten bu en küçük olandı. Yüksekliklerine gelecek olursak en uzun yükseklik mezyolingual, distolingual. Şurası distobukkal, mezyobukkal ve distal. Yükseklik sıralaması da böyle. Önce bu, sonra şu, sonra şu. Tübérkül büyüklüklerini yaparak başlayalım. En büyük tübérkülümüz mezyobukkal tübérküldü. Ona birazcık böyle şekil verelim. Güzelce şekillendirelim. Arkadaşlar mezyobukkalin daha büyük olması için ben mezyolingualden birazcık alacağım. Şöyle. Çok almıyorum çünkü mezyolingual de ikinci büyük tübérkül. Şu an mezyolingualden alalım. Büyüklük sıralamaları zaten en büyüğü mezyobukkalde. Sonra mezyolingual. Arkadaşlar bu arada ortadan bizim bir santral oluğumuz geçiyor. Birazdan onu daha net bir şekilde belli edeceğiz. Lingual tüberküller santral oluğa daha uzak konumlanırlar ve daha sivri konumlanırlar. Bukkal tüberküller ise santral oluğa daha yakın ve daha künt. Zaten biz bunu nereden anlıyoruz? Şöyle size ilk başta dedim ya ben. Şöyle dişe yandan baktığımızda bukkalde daha fazla eğim varken lingualde daha az eğim var. Zaten bukkaldeki var olan eğim santral ola daha çok yakınlaşmamızı sağlıyor. Şu an distolingualden birazcık almam lazım. Çünkü baktığımızda mezyolingualden bir tık daha büyük görünüyor. Onu da şöyle yapabiliriz. Zaten bizim diş yapımız mezyalden distale doğru daraldığı için şöyle daraltmayı yaparız. Hem de distal tüberkülden alırız. Arkadaşlar mesela bazen yaptığınız işlerde böyle minik tutmamazlıklar olabilir. Hani o an nasıl kurtarabiliriz diye düşünün. Hemen yeni bir dişe ya da yeni bir şeye geçmeyin. Çünkü genel olarak dedim ya, ilk yaptığımızda biz hata payı bıraktığımız için toparlanması daha kolay oluyor.
Arkadaşlar şu an bizim staja yetişmemiz gerekiyor. Bu video da birazcık samimi bir video oldu galiba. Biz şimdi staja gidelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.